Spor Yayın TV'den herkese merhabalar. Haftanın maçlarını bu hafta sevgili gazeteci dostum Şekip Azar'la birlikte değerlendireceğiz. Bu hafta programımızı bir gün zaruri bir gecikmeyle yaptık. Çünkü sevgili Müslüm Gürses'in cenazesine katılmak durumundaydık. Bu yüzden ben de buradan bir kez daha sevgili Müslüm Gürses'e, ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Nurlar içinde yatsın diyorum. Müslüm Baba çok enteresan bir insandı. Çok iyi bir sanatçıydı. Onun ötesinde çok iyi bir insandı. Fakat sevgili Erkan, beni en çok etkileyen sevgili hanımefendi, muhterem Nur'la olan birbirlerine yıllara dayalı sadakatle devam eden o güzel birlikteliğiydi. Hakikaten mutlu edilecek bir beraberlikleri vardı. Çoğu insan uzun sürmez diyordu benim herhalde gençlik yıllarımdan beri beraberler. O yıllardan beri hep sürekli uzun sürmez, uzun sürmez. Fakat işte son nefesini verene kadar bu birliktelik devam etti. Örnek gösterilecek bir birliktelikti. Bu birlikteliğin buraya gelmesinin sebebi de bu iki güzel insandı. Bu iki güzel insan şu anda ayrıldı. Cenab-ı Allah öyle istedi. Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Muhterem hanımefendiye ve sevenlerine de buradan başsağlığı diliyoruz. Sırası gelen gidiyor. Bir gün hepimiz oraya gideceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Müslüm Baba'yı çok severdik. Nurlar içinde yatsın diyoruz. Amin. Tekrar. Şimdi haftanın maçlarına gelelim. Öncelikle Galatasaray'la başlayalım. Çünkü Galatasaray maçı önce oynamıştı. Eskişehirspor Galatasaray maçı. Ben maçı izlerken yani bayağı bir tuhafıma gitti. Çünkü şampiyonluk yarışında olan lider Galatasaray bir de haftalardır kazandığı maçlarda bile kötü oynayarak kaybettiği puanlar oldu. Bir arada Şavke maçı vardı. Hiç beklenmeyen bir sonuçtu. Galatasaray Eskişehir'de bence puanı kazanan taraf oldu. Çünkü maç içerisinde baktığımız vakit yani şutu bile yok denilecek gibiydi. Eskişehir Spor'da bana göre 3 puanı kaybeden taraftı. Şimdi bu tabloya baktığımızda özellikle ve özellikle önümüzdeki günlerde oynanacak Schalke maçı, çünkü şu anda avantajlı gibi gözüken Schalke takımı, çünkü burada aldığı birbirlik bir sonuç var. Galatasaray bu futboluyla, bu sistemiyle, çünkü bu Snyder ve Drogba geldikten sonra bir sistem kargaşası oldu orada. Hem Burak Yılmaz, hem Drogba, hem Snyder. Bunlar bir arada oynaması için farklı bir sistem uygulanması gerekiyordu. Fakat Fatih Hoca bir türlü bu olayı henüz sahaya yansıtamadı. Sen Eskişehir Galatasaray maçıyla birlikte orada neler gördün? Bu Schalke maçına nasıl yansır? Şimdi aslında sadece Galatasaray Eskişehirspor maçıyla ilgili değil, genele baktığımızda ligimizde şöyle takımlar var. Bir, Fenerbahçe Galatasaray gibi, o ikisini ayırıyorum. Bütçesi çok yüksek, kadro kalitesi çok yüksek İki takım var. Bir de Beşiktaş'ta, Trabzonspor da dahil, Bursaspor da dahil onlara. İmkanları gücü daha oranında. Daha az bütçeyle daha iyi şeyler yapmaya çalışan takımlar var. Bakıldığında kadro kalitesi ve bütçesi yüksek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu ligi çoktan force etmiş olması gerekirdi. Gerçi Galatasaray şu anda lider. En yakın takipçisi Beşiktaş'la da aralarında 4 puan var. Bu önemli bir rakam. Kalan haftalara bakıldığında bu puan farkı önemli. 5 puan var. 5 puan var, özür dilerim. Ama bu kadro kalitesiyle, bu bütçeyle Galatasaray'ın çok çok daha ileride olması lazımdı. Fenerbahçe'nin çok çok daha farklı bir yerlerde olması lazımdı. Az önce çok güzel bir konuya değindim. Drogba ve Schneider geldikten sonra bir koordine sağlanamadı Galatasaray'da. Drogba çok iyi forvet. Transfer edilirken bütün dünya şöyle bir şaşkınlıkla baktı. İsmi tartışılmaz zaten. Schneider hakeza öyle. Ama Galatasaray'ın şu anda en iyi forveti Drogba değil, Burak. Schneider çok iyi orta saha oyuncusu. Ama şu anda Galatasaray'da Schneider takımın en iyi orta saha oyuncusu değil. Selçuk İnan. Evet. Baktığımızda Schneider ve Drogba'dan çok şeyler bekleyen bir camia. Birdenbire sihirli diyenek deymişçesine takımı kanatlandıracak, şaha kaldıracak iki önemli transfer. Ama bunları göremiyoruz oyun içerisinde.
Eskişehir'de de böyle oldu. Bir de araya gireyim, gol hani en çok golünü atan Burak. Bir de Burak Yılmaz kadar gol atan bir forvet de kulübeli Umut evet, Bulut. Evet, evet. Doğru. Drogba ve Schneider'e Türkiye Ligi için Galatasaray'ın ihtiyacı yoktu. Kesinlikle. Drogba ve Schneider'e nerede ihtiyaç var? Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde. O zaman bu Drogba ve Schneider Schalke karşısındaki ikinci maçta kendilerini gösterecekler. Yıldız futbolcu olduklarını bütün Galatasaray camiasına ve hatta Allah'ta benim gibi takımlarımızın hangi takım olursa olsun, ben bir Fenerbahçeliyim ama Galatasaray'ımızın da Avrupa'da başarılı olmasını isteyen benim gibi futbol severlerin de beklentilerine cevap verecek Drogba'yla Schneider. Eğer Schalke maçında da bu beklentilere cevap vermezlerse, Allah korusun, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenirse Schalke karşısında, ne yapayım ben Drogba'yla Schneider'i Türkiye Ligi'nde? Çok lüks. Ya lüks tabii. Dediğim gibi Umut Bulut var Galatasaray'ın orta sahasında. Schneider'in alternatifi olarak oynayacak bir Emre'miz var bizim ya. Emre Çolak'ımız var. Evet. Genç oyuncu. Schneider'e ne gerek vardı o zaman? Ha, gerekler de var, Schalke de var. Evet. Gelsen Kirşen'deki bu karşılaşmada Galatasaray'ı tura götürecek isimler bence bunlar olmalı. Olamıyorlarsa eğer, o zaman Galatasaray camiasında Drogba ve Schneider isimleri çok ama çok tartışılacak ve başarılı büyük işler alacak. Sanki Fatih Terim Drogba ile Schneider'i istememiş gibi bir atmosfer hissediyorum ben, seziyorum. Ama isimlerin ağırlığı altında bu isteğini şey yapmış, gizlemiş. Yani daha doğrusu istememe olayını gizlemiş gibi hissediyorum ben Galatasaray'da. Çünkü bunlar varsa o zaman onlara göre bir sistemde oynamalısın. Ama hem bunlar var hem de halen bildiği değişik bir sistemle oynatman gerektiği sistemde oynamıyorsan, yani senin dediğin gibi hani ben bunları istemiyordum, alın görün modeli midir bu, nedir yani? Bir sıkıntı. Çünkü eğer Schalke maçı Allah göstermesin geçilmezse, burada en büyük sıkıntıyı Fatih Terim yaşayacak. Drogba ilk maçını Akhisar'a karşı oynadı biliyorsun. Bir de gol attı. Galibiyette de önemli, sonradan girmesine rağmen oyuna önemli isimli galibiyette. Fakat Akhisar takımının bütçesiyle Drogba'nın bütçesi aynı neredeyse. Ya bir de o maçta şimdi tartışılacak bayağı pozisyonlar var. Eğer onları da koyarsak. Akhisar karşısında bir gol attı, iyi oynadı diye Drogba işini yaptı demem ben. Kesinlikle. Orada Drogba olmasaydı, Umut Bulut olsaydı, Umut Bulut da aynı şeyleri yapardı. Belki daha da iyisini yapabilirdi. Daha da iyisini yapabilirdi. Benim söylemek istediğim şu. Drogba, ki ismine hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir Drogba. Schneider. Bizim de zamanında almak istediğimiz değil miydi Schneider? Alamadık, onlar aldılar. Helal hoş olsun. Kesinlikle kıskanmıyorum. Gıpta ediyorum. Bu tür kaliteli oyuncular görmeye biz de alışmıştık Fenerbahçe'de biliyorsun. Şimdi işte asıl burada lazım lan. Az önce dediğim gibi. Gelsen Kirşen'deki deplasmanda Drogba'lığını gösterecek. Schneider'liğini gösterecek. Galatasaray'ı tura götürecekler. Ama bu iki isim oynamasına rağmen oynarlarsa, eğer Galatasaray bu ikilinin oyuna ağırlığı koyamamasından dolayı kaybederse, Şampiyonlar Ligi'nden elenirse, o zaman işler değişir arkadaş. Kesinlikle. O zaman farklı bir şey olur. Şimdi bir de şu var, benim dikkatimi çekiyor haftalardır. Galatasaray puan kaybettiği maçlardan sonra Fatih Terim şu an gerçi cezalı, onun da cezası falan da tartışılıyor. İşler kötü gittiği zaman medyaya garip tuhaf mesajlar veriyorlar. Medyayla savaşır hale geliyorlar. Ama işler iyi gittiği zaman çok böyle gizliyorlar. Güllük gülistanlık gibi konuşuyorlar. Puan kaybedildiği zaman oraya buraya saldırılıyor. Mesela şu var. Fatih Terim'in cezası tartışıldı. Keza Fatih Terim'in cezasından önce işte Ünal Aysal'dan Yıldırım Demirören'in yediği yemek tartışıldı. Bu niye tartışıldı? Geçmişteki bir örneği var. Aziz Yıldırım ve ekibinin gidip federasyona gitmesine kimse bir şey söylemiyor. Ama hep zamanlamalar tesadüf mü oluyor da böyle bir takım şeylerin öncesinde gidiliyor? Üstelik Aziz Yıldırım'ın gidip koridorlarda TFF'nin ikinci adamıyla sinkaplı kelimelerle tartışması şu bu falan, bunlar hep konuşuluyor. Akabinde Yıldırım Demirören Ünal Aysal görüşmesi yemeği tartışılır hale geliyor. Daha sonra çıkan ceza tartışılıyor ve Galatasaray Eskişehir'de puanı kaybedince üçüncü hoca diyelim Ümit Davala, yanında Sabri bir futbolcu da, bir de Fatih Terim'in danışmanı bayan. Daha oturur oturmaz, daha onlar konuşmadan danışman bayan
Uçağa kaçıracağız, uçağa yetişmemiz lazım falan filan. Özel uçakla gelmişsiniz, özel uçağın neyini kaçıracaksınız? Ümit Davalı da geliyor, oraya oturuyor. Biz bu prosedürü yerine getirmek için buraya geldik, oturduk, hop kalktık gittik. Şimdi bu Galatasaray gibi bir camiaya veya orada yardımcı hoca da olsan, o gün orada Fatih Terim sensin. Ümit Davala, o göreve sen soyunmuşsun. Hocan cezalı, diğer yardımcı cezalı. Bu hoş bir davranış mıdır? Maçtan sonra sürekli işleri iyi gittiği zaman çıkıp konuşan başkan vekilleri, yöneticilere mikrofon uzatılıyor. Mikrofonlar elinin tersiyle itiliyor. Şimdi bu nasıl olacak? İşleri iyi gittiği zaman şampiyonluğumuzu kimse engelleyemez falan filan gibi söylemleri yapıyorsunuz. Ama orada puanı kaybettikten sonra herkese karşı savaş açıyorsunuz. Medyaya bilgi vermiyorsunuz. Yapmanız gereken basın toplantısını yapmıyorsunuz. Bunlar doğru işler mi yani? Sen aslında gayet iyi özetledin olayı. Eğer büyük takımlar canları istediği gibi davranırlarsa yayıncı kuruluşta, o zaman yayıncı kuruluşun temsilcisi Şansal Büyükağ'ın söylediklerine de katlanmak zorundalar. Yani. Şansal abi dinledin mi bilmiyorum bu hafta. Şansal abi çok güzel şeyler söyledi çünkü. Abi şunu söylüyor. Ya kardeşim, parayı biz veriyoruz size ya. Hani siz kimsiniz de bizi protesto ediyorsunuz? Siz yani o zaman şey dedi. Tükürmek serbest, tekme atmak serbest, her türlü ahlaksızlık serbest. Biz bunları yayınlayınca kötü oluyoruz. Yayınlamadığımız zaman iyi oluruz. Peki bu küçük takımların durumlarını düşün bakalım. Şimdi bir de kendini küçük takımların yerine koy. Mesela Akhisar, mesela Elazığspor. Evet. Küçük takım dediğim için kusura bakmasınlar. Onlar da büyük camialar. Gücü onlar oranlarında. Küçük lig takımı ama yani ligdeki konumlarından dolayı diyorum. Alt sıralardaki takımlar diyelim. Hı hı. Özür diliyorum. Bütün camialara saygım vardır. Çünkü büyük küçük takım diye ayırt etmiyorum ama tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarında belli bir camiası var. Onlara da saygı duymak lazım. Şimdi onların Süper Lig'de oynadıklarını düşünmüyor musunuz bu takımlarında? Onların hakları yenmiyor mu? Onların hakkı yendiğinde onların hakkını kim koruyacak? Nasıl koruyacak? Senin camian büyük diye işte ben buraya çıkmazdım ama işte yayıncı kuruluştan ceza almayalım ya da federasyondan ceza almayalım diye çıktın deyip selamun aleyküm kalkıyorsun gidiyorsun. Bu bir de şeye de yani o yayıncı kuruluşu. Kamuoyuna saygısızlık. Tabii kamuoyuna herkese yani sizi izleyenlere bütün karşı futbol kamuoyuna saygısızlık. Herkese saygısızlık. Sizin bu saygısızlığı yapma hakkınız yok. Çünkü sizi izleyen, sizi oralarda oturtturan, konuşturmak isteyen, bu sizin oynadığınız maçları milyonlarca insana... Bu olayı Ümit Davala'nın akıl edip yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle. Bu öyle bir talimat olmadıktan sonra Ümit Davala onu kalkıp... Bu talimat da kesinlikle Fatih Terim'den geliyor. Bu hoş değil o zaman. İşler iyi gittiği zaman çıkıyorsunuz. İnsanlara karşı gırgır geçercesine yorumlar yapıyorsunuz. Bu basın toplantılarını da görüyoruz. Bu tür olayları yapan sadece Fatih Terim veya A takım B takımı değil. Dün Aykut da benzerini yaptı ya çünkü. Bunu, onu da söyleyeceğiz şimdi. Bunu bütün büyük takımların hepsi hemen yapıyor. Ama yapmaya hakları yok. Yok tabii. O zaman şu var. Şey. O zaman şu var. Ödülün olduğu yerde ceza da olacaktır. Yayıncı kurulu size hani marka değeri falan diyoruz ya. Bu mudur marka değerinin karşısındaki insanlar? Bunlarla mı marka değerinden bahsediyoruz? Parayı veren yayıncı kuruluş, kabadayılığı yapan bunlar. Bu nasıl bir iştir yani? Ben böyle bir şey görmedim. Bir Avrupa'da falan böyle bir örneği var mı bunların? Yayıncı kuruluştan en büyük paraları bunlar alıyor. Evet, bunlar alıyorlar. Paraları çarçur ediyorlar. Kesinlikle. Yöneticiler. Hı hı. Yanlış yerlerde harcıyorlar. Yanlış yerde harcadıktan sonra ya kendi yaptıkları yanlışlardan dolayı takımları iyi oynamıyor, puanlar kaybediyor. Ondan sonra biz çok para harcadık diyor. Sen kimin parasını harcıyorsun? Yayıncı kuruluştan aldığın parayla çarçur ediyorsun. Sanki cebinden harcıyorsun. Bir de marka değerinden bahsediyorlar ya. Nasıl marka değeri oldun sen? Şimdi birileri eleştirdiği zaman marka değerini düşürüyorsunuz diyorlar. Ya marka değerini siz yerlere seriyorsunuz bu davranışlarınızla. Eğer sen marka değerini yükseltmek istiyorsan bu kadar büyük paralarla transferler yaptıktan sonra gideceksin. Bir tek futbolcunun bütçesi kadar kendindeki mesela Drogba mesela atıyorum Fenerbahçe'de de böyle oyuncular geldi, Guiza dünyanın parasını alındı. Ne bileyim Melleş'e yine hakeza dünya kadar para verildi. Yani bir tek futbolcuya verdiğin para kadar bütçesi olan takımlara yenilmeyeceksin kendi sahanda. Yani. Puanlar kaybetmeyeceksin. Marka değerini yükseltmek istiyorsan. Sonra da çıkıp ona buna saldırmayacaksın. Sonra da bas bağırmayacaksın dediğin gibi. Yani, bu iş değil. Bu ayıp. Son derece ayıp yani. Yani diğer takımlara karşı ayıp. Adamlar çok dar bütçelerle, çok cüzi paralarla futbolcuları sahaya sürüyorlar. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Büyük takımlara karşı puanlar alıyorlar, puan alıyorlar. Deplasmanda gerekirse yeniyorlar. Yani iyi oyunun hakkını aldıkları zaman da oluyor. Antalya Spor'un Fenerbahçe'yi yendiği gibi. Sivas Spor'un, Karabük Spor'un. Tabii Karabük Spor'un hem Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği gibi. O zaman
O zaman arkadaş, biraz aynaya bakacaksın. Hep şunlar yüzünden böyle oldum demeyeceksin. Biraz da bakacaksın. Benim yüzümde de bir takım sıkıntılar var. Benden de kaynaklanıyor olabilir diyeceksin. Maalesef bunu yapamıyoruz. Yapılmıyor abi. Yapılmıyor işte. Ve de topluma da iyi mesaj verilmiyor zaten. Verilmiyor tabii. Galatasaray'la ilgili şunu sorayım. Schalke maçında ne yapar? Ben Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanla da çok çok daha iyi oynadığını düşünüyorum. Almanya'daki rövanş maçında nasıl bir galibiyet gelir bilemiyorum ama yani burada temenni olacak. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Çünkü Avrupa'da Galatasaray'ız hepimiz. İnşallah 1-0 yeneriz. Turu geçer, yolumuza devam ederiz. Şimdi adı üstünde rövanş olduğu için hani ilk maç oynanmamış olsa burada, ilk kez orada oynanmış olsa biraz daha farklı olabilirdi. Şimdi Schalke sana saldırmayacak. Schalke senin açığını kollayacak. Çünkü golü atmak zorunda olan öncelikle Galatasaray burada. Evet. Galatasaray bu işi yaparken biz mutlaka gol atmamız lazım. Mutlaka gol atmamız lazım ve yemememiz lazım. İnşallah 2 gibidir. Tabii. Yani ama gönül istiyor ki gol yemeden atsın. 1-2 işte çıksın orada. Drogba ortaya sahneye çıksın. Schneider gene ligde attığı gibi gol göre müthiş bir topa vursun golü. İlk yarı 2-0 mağlup olsun Galatasaray. İkinci son 2 dakikada ikinci yarıda 90+1 ve 90+2'de 2 gol atsın. Keyifli olur ya. Ama oralara kalmasın. O heyecana hiç boşuna gelmeyelim. Galatasaray'a yine buradan başarılar diliyoruz. Ama şu söylediklerimiz de göz ardı edilmesin. Çünkü daha lig bitmedi. Çünkü bu lig oynandığı sürece özellikle bu son haftalarda biz bu işleri çok göreceğiz. Çok göreceğiz. Neler çok, göreceğiz neler. Çok şeyler göreceğiz. Çok şeylere gebe. Çünkü konuştuğumuz şeyler hep... 10 hafta vardı. Dolu dolu. Konuştuğumuz şeyler hep gözümüzün önüne bir hafta sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra çıkıyor. Bunlar çıkmasın da biz de futbolu konuşalım. Gelelim Fenerbahçe, Beşiktaş maçına. Yani buraya gelmeden önce ben geçen hafta burada sevgili arkadaşımızla program yaptığımızda Fenerbahçe olimpiyatlara en çok sporcu verdiğinden dolayı bir panelde ödül veriliyor. Burada Aziz Yıldırım'ın bir kelimesini ben eleştirmiştim. Aziz Yıldırım şöyle mesaj veriyor. Birbirimizi sevelim. İşte birbirimize birlik beraberlik mesajları veriyor. Ne kadar doğru söylemiş. İşte doğru söylemiş de bunu söyleyen insan da olduğu yerde sevgi ortamı var mı? Birlik beraberlik var mı? Ben bu sözünü eleştirmiştim. Sen de ne kadar doğru söylemişsin. Fakat arada kaçırdığımız bir şey var. Sonradan aldığımız çok önemli bir istihbarat. Orada UEFA'daki ikinci adam bizim Şenez Erzik başkanımız. Orada oluyor ve şu kelimeyi kullanıyor. Bu sevgi ortamından, birlik beraberlikten bahseden zat. Sakın Şenez Erzik'le beni yan yana oturtmayın diye bir kelime sarf ediyor. Ya bu nasıl işti? Allah Allah. Ben ya böyle bir şey yok. Ciddi misin? Kesinlikle bu doğru bir istihbarat. Doğru olduğuna inanırım. Niye inanırım? Çünkü ilk defa yapmış değil bu tür davranışı biliyorsun. Volkan Demirel'in düğününde Volkan Demirel eski başkanlardan Ali Şen'e de davetiye göndermişti. Aziz Yıldırım da nikah şahidiydi o davette düğünde. Ali Şen'in de davet edildiğini öğrenince Volkan'a diyor ki ben diyor Aziz Ali Şen gelirse bu düğüne gelmem diyor. Volkan Demirel de tabii çok ters bir durumda kalıyor, grogi durumunda. Düşünsene, davetiye göndermişsin kime? Ali Şen'e, eski başkanlardan Ali Şen'e davetiye göndermişsin. Diyorsun ki Ali Şen'e daha sonra Sayın Başkanım çok özür dilerim ama Aziz Başkan siz gelirseniz gelmem diyor. Ben ne yapacağım şimdi? Ne kadar zor bir durum. Ali Şen'e bunu söyleyince Ali Şen adam tabii insan zararı. Ben Ali Şen'i bu huylarından ötürü severim. Tamam oğlum diyor. Sen diyor düğününü yap. Ben gelmem. Sen huzurunu bozma diyor ve gitmiyor. Daha önce de Ali Şen'in gelmesini istemeyen Aziz Yıldırım burada Şener Derzik'le beni yan yana oturtmayın demiştir. Yani duymadım ama inanırım yani. Bu söylediği doğru. Ama bunu söyleyecek en son adam o. Fenerbahçe'de ben geçenlerde de bir program yaptığımızda bunları söyledim. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım başkanlığından bu yana rakip takımlarla yöneticilerle hep kavga etti. Rakip takımlarla etti. Bunu anlayabilirim. Hani diyor ya Fenerbahçe'nin âli menfaatleri, yüce menfaatleri için. Eyvallah. Rakip takımların dışında
federasyonlarla kavga etti sürekli. Bütün federasyonlarla. Bunu da anlarım. Hani Fenerbahçe'nin âli menfaatlerini korumak için diyor ya. Medya ile kavga etti. Yine Fenerbahçe'nin âli menfaatlerini korumak için. Bunu da anlarsın. Anadolu takımları da kavga etmeye başladı. Hadi bunu da anlarsın. Hakemlerle. Bunu da anlarsın. Hep Fenerbahçe'nin menfaatleri için. Ama arkadaş, Fenerbahçe'nin menfaati için Fenerbahçelilerle kavga edilir mi? Senin kendi seçtiğin, kendi yanına yönetici aldığın insanları yöneticilikten atmakta kalmadın. Kongre üyeliğinden ihraç ettin. Etmeye kalktın. Çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Bir Fenerbahçeliye, Fenerbahçe'nin âli menfaatleri için böyle şeyler yapar mı? Yarın öbür gün, ya sen tribünde Fenerbahçe taraftarlarıyla kavga ettin. Reislik kavgasına girdin. Dedin ki en büyük reis Fenerbahçe'de benim dedin. Kime karşı? Bir amigoya karşı dedim bunu. Bir amigoya karşı Fenerbahçe başkanı reislik kavgasına girer mi ya? Sen yarın öbür gün kendi gölgenle de kavga edersin Fenerbahçe'nin âli menfaatleri için. Bir Fenerbahçe başkanı böyle davranır mı arkadaş? Herkesle kavga ediyorsun, ondan sonra orada diyorsun ki hepimiz birbirimizi sevelim. Hadi ya. Ciddi misin derler adama. Gerçi şöyle bir şey geliyor. Aziz Başkan herkesi çok seviyor fakat bu millet sevildiğini bilmiyor. Yani öyle bir şey var ya. Aziz Başkan'ın şu anda sevdiği, çok sevdiği bir federasyon başkanı var. Yıldırım Demirören. Gizli Fenerbahçe, bizim takımımız diyor, Fenerbahçe'miz diyor sürekli. Ama çok yakın bir zaman içerisinde onu da alaşağı indirmek için ona da savaş açacak, göreceksin. Zaten, sinyaller gelmeye başladı. Şimdi dedik ya, bir teknik direktörün tercihlerine saygı duyuyoruz diye. Fakat devamlı değiştirirsen kadroyu 11'e, sürekli değiştirirsen, o zaman bu saygı ortadan kalkar. Ne yaptığını bilmeli bir teknik adam. Yobo Bursaspor maçında belki inat eder. Hoca yine oynamayabilir. Ama sonuçlarına da katlanmak zorunda kalır. Yani Yobo'suz Fenerbahçe defansı düşünülemez. Fenerbahçe'de bana göre 7 tane ilk 11'de eğer sakatlığı cezası yoksa banko isim var. Geri kalan 4 tanesi değiştirilebilir. Sakatlık olur, cezalı olur, o olur, bu formsuz birisi, olur. Bunlardan birisi Yobo'dur. Volkan, Gökhan, Yobo 3, Emre 4, Kayt 5, Sovebo 6-7. Ve bu 7. Geri kalan 4'ünü monte edersin. Takım. Ben üstelik son zamanlardaki Kayt'ı bile tartışırım. Yani ona da saygı duyuyorum ama Kayt'ın bir ismi var, bir ağırlığı var. Bunun daha kontenjanı var yani. Ama biz şunu söylemek biraz daha götürebilir ama bu şekilde oynamaya devam ederse sana katılıyorum, o da tartışmalı yani kesinlikle. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe 32 puan kaybetmiş. Bakar mısın? 32 puan. Ama Abdullah Kiyo diyor ki 10 maç var 30 puan. Şimdi oraya geleceğim. Orada zaten biraz kırdığı potlar da var. Onu da konuşacağız. Şu maç Fenerbahçe için, Beşiktaş maçı, bir nevi şampiyonluk maçı gibi bir maç önemi taşıyordu. Ama baktığımız zaman özellikle ikinci yarı, maçın ikinci yarısında. Neden şampiyonluk gibi? Çünkü kazansa Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e düşecek. Bir de Kadıköy'e gelecek Galatasaray. Kadıköy'e gelecek. Beşiktaş'ın Galatasaray'la maçı yok. Beşiktaş'ın Galatasaray'la maçı yok. Şimdi bu maçın önemini ne kadar kavradığı ortada. Çünkü maç sonrası yönetimin falan şunun bunun saldırıya geçtiği şeylerine baktığımız zaman ya önce insan şuraya bir bakmalı. Ben bu maçta ne yaptım? Hangi kadro oynadım? Veya oyun içerisinde 11 tercihlerine dediğin gibi tercihine eyvallah. Ama oyun kötü giderken de eğer onu yapamıyorsan, ya 89. dakikada Emre'yi oyundan çıkarmanın adı nedir Allah'ını seviyorsan? Maç 2-2 o arada. Beraberliğe yapmak. Yuhterler adam o zaman ya, sen Anadolu takımı mısın? Zaten Anadolu takımı da çevirdi Fenerbahçe'yi. Lig ikinciliğine oynuyor, görüntüsü veriyor Fenerbahçe. Ha, yani bu şunu gösteriyor. Sen o Beşiktaş'ı hiç kale almıyorsun. Çünkü Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı oyunu bile çözemeyen kapasitede bir hoca var. Bu arada Beşiktaş'ın hakkını teslim edelim. İkinci yarı özellikle müthiş top oynadı. Samet Hoca'ya da buradan tebriklerimizi yolluyoruz. Gerçekten ikinci yarıdaki özellikle şeye baktığın zaman hak eden taraf Beşiktaş'tı. Şura kimse sığınmasın. Evet, Fenerbahçe'nin verilmeyen yardımcı tarafından iptal edilen Nizam bir golü var. Kesin. Buna
Ama bunu kalkıp burada Mete Kalkaban'ı yüklemek son derece ayıp olur. Çünkü bu tip kararları kimler veriyor? Yardımcı hakemler veriyor. O da uymak zorunda orada. Çünkü gol olunca baktı ya yardımcıya, yardımcının bayrağı. Bayrağı kaldırdı, olay bitti. Olsa bunun dışında gibi. Maçın içerisinde bir tane olay var. Sol gider gole giderken bir pozisyonda faul iddiasıyla kesti, öyle gördü. Bunu kalkıp maçın neticesine yükleyemezsin. Fenerbahçe bundan dolayı maçı 3 puanı kaybetti diyemezsin. Sen kendi, bak onunla ilgili birçok şey tartışıyoruz şu anda. Şimdi ya bak, Fenerbahçe'nin yediği gollere bakalım. Stoperler nerede Allah'ını seviyorsan? Stoperler nerede? Yok. Neden? Çünkü orada bir yoba yok. Kademesi, şuyu, buyu, nerede duracağını çok iyi bilen. Yoba olsaydı diye düşünüyorum tabii, olsaydı. Şu olsaydı, bu olsaydı. Elini yandır attı, topa nasıl vurdu rahat bir şekilde o pozisyonda. 7-3 golden ikisini yemezdi. Son golü ve Niyang'ın attığı golü yemeyebilirdi Fenerbahçe. Kesinlikle. Kite'ın hani kafasına çarpıp giren falan golde. Topa orada Kite mı çıkması lazım? Ya Bekir ya Egemen olması lazım. Olur onlar. Onlar olur. Olur da ama Fenerbahçe'de bu hep oluyor. Bu stoperler nerede duracağını bilmiyor. Bunlar bir de kendi kalelerine gol atan adamlar yani. Bekir Galatasaray maçında haftanın golünü muhteşem attı. Ondan iki hafta önce Serdar Kesimal öyle bir müthiş gol attı. Volkan topu göremedi. Demek ki burada sıkıntılar var yani. Var. Şimdi gelelim bir de maçtan sonra yine Aykut Kocaman Ümit Davala benzeri bir iş yaptı. İki kelime konuştu, gitti öteki tarafta basın toplantısına verdi mesajı. Öteki tarafta lig yayıncı kuruluşa, o da yani iki kelimeyle geçiştirdi, bitirdi. Ondan sonra zaten Şansal Büyükağ adamcağız çıldırdı. Yani siz ne yapıyorsunuz demeye getirdi. Bu ne demekti? Sürekli kaybedilen çıldırsın biraz. Ya kaybedilen maçlardan sonra yaptıklarını tutsun Şansal abi de. Kaybedilen maçlardan sonra peki hep böyle bir Hacivat Karagöz işleri yapıyorlar. Ya çıkın deyin ki ya biz yanlış yaptık. Evet, hata benimdir de. Ben bunu şunu yaptım, bunu yaptım. Zaten adamı o kadar çok iyi tanımışız ki Caner oyuna girmeden 10 dakika önce sana ne dedim? İlk dediğim yapacağı değişiklik Caner'dir dedim. 10 dakika sonra tabela kalktı Caner. Ya önce şu Meireles'ini şuradan bir al bakalım sen. Ve Meireles'in o oyunu Emre'yi pasifize etti. Emre'ye yardım gelmedi. Emre iyi oynayamadı. Niye oynayamadı? Yanındaki bir diğer adam orayı toparlayamasa, aldığı topu al yana ver yana yaparsa, yani al yana ver yana yapacak Türkiye'de oyuncu mu yoktu? Bir de üstü 24 milyon euro para verdik. Ben bedavaya yaparım aynı şeyi. Vallahi her türlü yaparız. Biz bu halimizde çıkalım, o al yana ver yana yaparız. Hiçbir şey yapmazsa Volkan'a geri pas atarız. Onu da atıyorlar zaten. Maç sonuna gelelim şimdi bu açıklamalardan sonra. Abdullah Kığlı, yani bana şaka gibi geliyor, bir Fenerbahçe'de başkan vekili çıkıyor diyor ki, senin diyor 7 tane FIFA hakemin var diyor. Bu maça verecek hakem bu mudur diyor. Ya be Abdullah Kığlı ya. Mete Kalkavan FIFA hakemi arkadaş. Belki de şunu demek istemiştir. Yani bu 7 FIFA hakeminin içinden bula bula bunu mu buldun demiştir. 5 tanesini istemiyorlar. O nasıl olacak? 6.'yı verselerdi. Ha sonra arada bir kişi kalmış, onu mu gözlerine kestirmişler? Ya ayıptır hakikaten. Ya ben, şaka gibi bir açıklama. Bir de federasyona size olan desteğimiz azalmasına rağmen, bak şimdi bu da sinkaplı bir kelime, böyle yani düşündürücü bir kelime, gizemli bir kelime. Ya bu federasyonu siz getirmediniz sinkaplı kardeşim. Sinkaplı değil de. Yani sinkaplı değil de anlam bir manyel veriyor. Ha, manyel veriyor. Bu federasyonu siz getirdiniz. Şimdi ne oldu? Ha burada şuna katılıyorum. Zekeriya Alp'in geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı. Geçen hafta biz de burada programımızda akabinde ben onu konuştum. Dedim ki hatta Zekeriya Alp dedim. Bu kelime ne dedim. Ne söylemişti Zekeriya Alp? Önce onu söyle. Hakem hatalarından. Hakem hataları bu sene maçlarda vardır. Ben bir Beşiktaşlıyım diyor. Eyvallah. Özellikle de bu sene Beşiktaş'ın aleyhine çok hakem hataları yapıldı. Bu da beni derinden yaralıyor diyor. Bak şimdi. Ben de burada ertesi gün programımızda dedim ki bu sene dedim yol selektörlük olarak dönecektir dedim Zekeriya Alp. Döndü. Döndü. Fazlasıyla döndü. Böyle bir cümle kuran Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fenerbahçe yönetiminin istemeden önce, yani istifasını istiyor ya şu anda, bırakması lazım. Kesinlikle. Zekeriya Alp, ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş kimliğimle tanınıyorum. Saygı duyuyoruz, bir şey söylemiyoruz. Demesine ihtiyacı yok ki, onu herkes, herkes biliyor zaten. Beşiktaş'ın yılların soldaki 3 numaralı Zekeriya abi. Sevdiğimiz de bir insan. Evet, çok da sevdiğimiz, saydığımız yani bir insan. Buna gerek yok ki ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı, ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'a da hatalar yapılıyor. Bu da daha bir derinden yaralı kelimesi çok, çok kötü. Çok yanlış. Peki şimdi anında istifaya gerektiren. Peki şimdi o maça Fenerbahçe Beşiktaş maçına verdiğin hakem
kafasında şöyle çok iyi niyetli de olsa, kafasının bir köşesinde bir şeyler canlandırsa, Mete Kalkavan için bunu söylemiyorum şu anda, başka farklı şeyler de olabilirdi maçta, canlandırsa, ya adama demezler mi kardeşim şimdi bu nasıl bir iştir, nasıl bir olaydır yani. Fakat akabinde Yıldırım Demirören'in açıklamıyor mu, diyor ki biz diyor Merkez Hakem Komitemizle, PFVK'mızla, tahkim kurulu çok iyi uyumlu çalışıyoruz. Hepsi de çok iyi niyetli arkadaşlarımız. Ya bu nasıl iş, bu tahkimden, bu PFVK'dan çıkan kararlarla nasıl bir uyumdur bu? Meyreleş olayları falan ortalıkta. Hakemi yalancı durumuna düşürülmeleri ortalıkta. PFVK diyor ki İstanbul Boğazı, tahkim diyor hayır diyor Çanakkale Boğazı. PFVK diyor A, öteki diyor yumuşak G. Yani hiç alakası olmayan kararlar çıkıyor PFDK ile tahkim kurulu arasında. Bunları hep görüyoruz. Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya abi daha önce de Halis Özkahya konusunda bana göre çuvallamıştı. Kesinlikle. Orada da büyük yanlış yapmıştı. Şu anda onu doğrulamak için ne yapıyor biliyor musun? Her hafta maç veriyor Halis Özkahya'ya. Şunu tamamlayayım ama. O cümleyi sarf etmeyecekti Halis Özkahya içinde. Hakemleri korumak böyle olmaz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı isen eğer, ama o da ne yapsın? Atanmış bir MHK Başkanı, seçilmiş değil. Sistemin bir parçası gibi yani gözüküyor. Yani ben hep yıllardan beri söylüyorum. Merkez Hakem Kurulu, PFDK, tahkim gibi Futbol Federasyonu'nun hakikaten çok önemli kurulları da tıpkı federasyon gibi seçimle iş başına gelmeli. Onlar da bağımsız olmalı. Futbol Federasyonu yönetimini seçiyorsun, onlar da diğer kurulları atıyorlar. Baktığınızda mantıklı gibi gözükebiliyor. Ama bu Futbol Federasyonu'nun nasıl iş başına geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Evet. En büyük dahil olanları da biliyoruz. Aslında burada gözden geçirilmesi gereken şey, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini seçen delegasyon şekli gözden geçirilmeli bence. Evet. Bu delegasyon çok iyi izlenmeli. İnsanlar televizyon ekranlarında bas bas bağırıyor, konuşuyor. Delegasyonda bunlar var. Ankara'ya kongreye gittiklerinde 5 yıldızlı otelde 3-4 gün federasyonun ağırlamasıyla yatıyorlar, kalkıyorlar. Müthiş bir ağırlama ama o da. Hiçbir şekilde kalkıp televizyonlarda konuştuğu gibi kongrede kürsüye çıkıp konuşmuyorlar. Buna rağmen arka tarafta kulislerde bir sürü dedikodu yapıyorlar. Yani asıl konuşması gereken yerlerde konuşmuyorlar. Daha sonra da geliyorlar televizyonlarda. Ben oradaydım, şunlar şunlar oldu. Arkadaşım niye çıkıp da orada kongrede kuliste konuşacağına kürsüde konuşmuyorsun? Ayıp olur. Ahmet Çakar'dan bahsediyorum. Evet. Evet. Aynen öyle. İkisi de konuşmadı, ikisi de çıkmadı. Onun gibi daha niceleri var. Evet. Ki bunlar televizyon ekranlarında her türlü olayı eleştiren insanlar. Bırak diye bağıranlar onlar esas. Neden mesela orada konuşturulmayan kulüp başkanları oldu? Evet. Niye çıkıp da siz de niye konuşturmuyorsunuz arkadaşlar? Adamlara saldırdılar oralarda bir de. O kulüpü konuşmak isteyen oldu? Kulüp başkanlarına. Tabii. O zaman neredeydi bunlar? Şimdi mesela şunu hiç söylemiyorlar. Bu delegasyon gözden geçirilmeli. Bir de şu sevgili Çekip, senden bunu sohbetlerimizde de konuşuyoruz. Hiçbiri bunların demiyor ki, ya bu Merkez Hakem Komitesi de PPDK'sı da bunlar da seçimden gelsin diyemiyorlar. Zaten benim bir ahdım var. Eğer seçimle iş başına gelecekse ilk işim benim Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na adaylığımı koyacağım. Koyacağım. Seçerler seçmezler ayık olur. Hayır abi. Allah var, bir seçilirsem Merkez Hakem Komitesi Başkanı nasıl olur herkes görür. Ben yıllardan beri futbolun içerisindeyim. Yıllarca futbol oynadım. Yıllarca yöneticilik yaptım. Yıllarca gazetecilik yaptım. Ben işin çekirdeğini, usaresini ala ala geldim. Hakemin nasıl davranması gerektiğini biliyorum. Yıllarca futbol oynadım. Hakemlerle çok iyi diyaloglarım var. Hakemlerin saha içerisinde nasıl davranması gerektiğini, saha dışında nasıl davranması gerektiğini benden daha iyi kimse bilemez. Yöneticilerle diyalogların nasıl olacağını benden daha iyi kimse bilemez. Ama beni birisi federasyon başkanı olup da Şeki Pazar gel sen Merkez Hakem Komitesi Başkanı ol bana diyemez. Ben kimsenin adamı olmam. Zaten öyle olduğu için bu şu anda böyle. Ben seçimle gelirsem bütün cümle alemede Merkez Hakem Kurulu nasıl olur çok güzel gösterir. Sevgili Şeki, bir de şu yapılıyor zaten. Merkez Hakem Komitesi seçimle gelmediği için federasyon tarafından bu işler yapıldığı için bir de federasyonun seçiminde dahil olan insanlar şunu açık ve net yapıyor. Tahkime 2 tane bizden şu. PPDK'ya bizden 2 tane şu. Kulüpten haber gönderiliyor sizden. Evet. Federasyona bir yönetici girmesini ister misiniz? Şu olsa olur mu? Beğenmedin mi? Bunu alalım olur mu? Böyle bir zaten kongre olmaz ya. Bir karar olduğu zaman da ne diyorlar? 4'e 3 çıkar.
İşte 5'e 2 çıkar. Bunları da, bunları da biliyorlar zaten. Yani. Tabelerde neler neler onu yani. Hepsini okuduk. Geçtiğimiz dönemki federasyonlara da buradan saygılarımı sunuyorum yani. Çok güzel bir şekilde. Evet, evet. Neler dönüyor neler. Peki bu Fenerbahçe Pilsen maçında ne yapar? Valla ben ne yapacağını bilemiyorum. Aykut Kocaman olduğu için ben ne yapacağını hiç bilemiyorum. Ben Galatasaray karşısındaki iyi niyet temennilerimi Fenerbahçe'mde de burada tekrarlamak istiyorum. Bizim özellikle Fenerbahçe'mizin ihtiyacı var. Türk futbolunun ihtiyacı var. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gelelim. Şimdi son 16'ya kaldık. Bunu da yenersek çeyrek finale kalacağız. Son 8'e. Çeyrek finalleri elersek yarı finale kalacağız. Yani 2-3 takım daha elersek nerelere gidebileceğimizi düşünmek istiyorum. Herkese de hatırlatmak istiyorum. Çok güzel şeyler olabilir. Bizim düşündüklerimiz acaba başkaları da düşünebiliyor mu? Vallahi başkalarının düşünmediği umurumda değil ama ben Fenerbahçe'mizin de Galatasaray'ımız gibi Avrupa'da yoluna devam etmesini istiyorum. Çünkü neden? Çok zorlu virajlardan döndük geldik. 3 Temmuz sürecinden beri bütün Avrupa, bütün dünya bize bakıyor. İyi şeyler yapmamız lazım. İyi futbol oynayarak, güzel maçlar çıkararak turlar geçmemiz lazım. Bunu da yapacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu takımların teknik direktörlerinde tabii ki çok önemli sorumluluk var omuzlarında. Fatih Hoca alışık bu tür maçlara. Son maçlara. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Hı hı. Yarı finale kadar çıktık biliyorsun. Artı Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı zaman Galatasaray'ın son Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasında da gördük. Sonuç evet. maçı kazanarak gruptan çıktı. 9 puan toplayarak. Grubun sonuncusuydu. Hı-hı. Fatih Terim alışkın. Ben Fatih Terim'e güveniyorum. Aykut Kocaman'a güveniyor musun dersen? Aykut Kocaman'a güvenemiyorum. Ama Fenerbahçe'ye güveniyorum. Tabii ki revanş maçında yine seyircisiz oynayacağız. Şimdi ben oraya gelecektim zaten. Orada taraftarın yapmış olduğu olaydan dolayı yine ceza aldık. Bilinçli bir taraftar mı diyelim buna, bilinçsiz bir taraftar mı? Her şey söylenebilir. Kimilerine göre bilinçsiz bir taraftardır bu. Kimilerine göre bilinçli, bana göre bilinçli. Kesinlikle. Böyle bir taraftar olmaz olsun. Şimdi burada demin Zekeriya... Ama şunu da ben bak, bununla konuşayım. Çok önemli bu da. İsmini vermeyeceğim. Bu hani havai fişek paraşütle indirildi ya. Hı hı. Ve bundan dolayı ceza aldı Fenerbahçe. Şöyle yorum yapan bir gazeteci de oldu. Ben bu taraftarın zekasına hayranım. Vay be. Paraşütle içeriye havai fişek göndermiş. Şu zekaya bakın. Bu taraftarı öven bir yorum yapmış bu gazeteci. Aslında paraşüt, şimdi, paraşütten UEFA'yı indirdiler oraya da haberleri yok. Hayır, bu böyle bir olay yapan adamın zekası övülür mü köşende? Ben de senin gazetecilik zekandan şüpheliyim açıkçası. Ayıp. Böyle başa, böyle tarak. Senin yıllarca beslediğin, bilet verdiğin adamlar kavga ediyorsun. Şimdi sana böyle yapıyorlar. Bu Frankenstein'i sen ortaya çıkardın. Onlar da senin gibi bir Frankenstein'i ortaya çıkardılar. Omuzlar alarak. Bedava bilet verdiğin için. Frankenstein'den şu anda Fenerbahçe'de çarpışıyor arkadaş. Bedava bilet alanlarla bu sadece bedava bilet de değil. Bedava bilet alanlar başka şeyler alıyorlar ben bilmiyorum. Ama böyle bedava bilet attığını biliyorum. Bedava bilet alanlarla ve aldıkları için taraftarlar üzerinde hegemonya kuran Frankenstein olan kişilerle bu kişilerin Fenerbahçe'yi Frankenstein yaptığı Başkan Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. İki tane Frankenstein birbiriyle çarpışıyor. Reislerin çatışması diyelim. Frankenstein'ların çatışması. Aslında reislikle kavgaları da vardı ya bunun. Reislikle başladık, Frankenstein'liğe döndü şu anda. Şu anda iki Frankenstein çarpışıyor. O da Fenerbahçe oldu. Şimdi demin şunu söyledik. Aslında şeyler de birileri de şimdi aslında şöyle bir şey var. Bu aklı evvellerin, utanmazların diyeceğim yaptığı o çirkin davranış kendi aralarındaki o Frankenstein'likten dolayı senin dediğin gibi aslında sahiplerine yolsuz elektrik olarak döndürdüklerini zannediyorlar. Halbuki Fenerbahçe'ye yolsuz elektrik olarak dönüyor. Hem de karşımızda UEFA gibi ciddi bir kurum varken. Bu çok sıkıntılı. Çünkü daha önceden sabıkalar çoğalmış. Bir tane daha bir şey yaptığın zaman önümüzdeki sezon seni otomatikman men edebiliyor. Halen işin ciddiyetinde değiller bunlar. Bu çıkar tartışmaları
Fenerbahçe'nin biri yani adamların Fenerbahçe falan hiç umurunda değil. İyi tabii. Değil, böyle bir şey yok. Herkes kendine oynuyor. Bu nasıl bir çıkartacaksın? Başkan Aziz Yıldırım da kendini kurtarmaya çalışıyor. Malum. Hani hiçbir şey Fenerbahçe'den üstün hani değildi ya. Tabii malum taraftar grupları veya da grubu da kendisine oynuyor. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Fenerbahçe'yi burada düşünen yok. Şimdi Fenerbahçe'yi düşünen mükemmel taraftarlar var. Feneryum'dan lisanslı ürün alıyorlar. Kombine bilet alıyorlar. Taraftar kartı. Ne sunulursa. Ne varsa hepsini alıyorlar. Hepsini alıyorlar. Para vererek, ödeyerek. Yazık değil mi o insanlara? Kesinlikle. Gerçek Fenerbahçeliler bunlar. Ama burada onları düşünmeyip kendilerini düşünen insanlar. Ya bunlar hepsi bir de iyi Fenerbahçeli. Kötü Fenerbahçeli modeli var ya, bunlar iyi Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye çok büyük zarar veriyor. Çok. Ve üstelik şu anda çeyrek final, yarı final telaffuz ettiğimiz bir dönemde Fenerbahçe burada maçı seyircisiz oynayacak. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi ya? Allah ıslah etsin. Öyle diyelim. Son kez sana şunu sormak istiyorum. Trabzonspor nereye koşuyor Allah'ını seversen? Nereden? Nereye koşuyor? Bir yerlere gidiyor da. Nereden gidiyordu ki? Yani bir yerden durduğu yerde duruyor. Yok, şu anda durmuyor. Şu anda bayağı bir inişte. Elazığ Spor'la Trabzonspor'un puan arasında 3 puan var. Çok evet. Sıkıntılı bir durum. Ve bu hafta 10 maçlık bir 10 maçlık bir olay var. Bir de bu hafta Beşiktaş maçı çok sıkıntılı. Yani Beşiktaş-Trabzon maçı çok önemli. Beşiktaş havaya girmiş. Fenerbahçe'yi yenmiş. Galatasaray'la puan farkını düşürmüş. Trabzonspor bu hafta Beşiktaş'a mağlup olursa kendi sahasında çok sıkıntı yaşar bence. Sıkıntının ötesinde büyük olaylar oluyor. Olaydan kastım yanlış anlaşılmasın. Yani fiziki olaylar değil. Tabii ki, tabii ki. Ama yönetim istifa edebilir. Olağanüstü kongreye gidebilirler. Orada da sıkıntı yönetimde burada, aslında. Bu tür durumlarda ilk gitmesi gereken teknik direktörler oluyor maalesef bildiğin gibi. Şenol Hoca gitti, ne oldu? Gitti. Ne değişti? Tolunay geldi. Şimdi Tolunay da gidecek hali yok. Kim gider? Belki bir iki futbolcu kadro dışı kalabilir. Zaten eldeki malzemen gibi, çok iyi değil. Yönetim de gidebilir. Trabzon'da gidişat kötü. Bu takımda 12 tane yabancı var, 3 tane sancak oyunu. Gerilerin nerede olduğu belli değil. Bir de böyle bir şey var yani. Evet. Beşiktaş-Trabzon maçı Trabzon için sıkıntılı geçebilir. Çok sıkıntılı. Keza Fenerbahçe-Bursa maçı da burada sıkıntılı olabilir. Fenerbahçe-Bursa maçı Trabzon Beşiktaş maçı kadar değil. Sıkıntılı olmaz. Çünkü Trabzon'un açısından bakıldığında az önce sen de söyledin Elazığ Spor'la arasında 3 puan fark kaldı. Hı hı. Tabii Trabzonspor küme düşmez. Böyle bir şey yok. Her takım küme düşebilir. Düşebilir ama bu da var şimdi şu anki şeye baktığın zaman. Fenerbahçe'de bir yere küme düşüyor. Evet. Beşiktaş'ta yaşadı yıllar önce bu olayı. Avaraj'da kümede kaldı yani, ya. Düşün. Avaraj'da kaldı. Ama olmaz diye bir şey de yok yani. Olabilir. O yüzden sıkıntılı olabilir. Galatasaray Gençler Birliği maçı da zor geçecek bir maç burada. Onu da son olarak sorayım sana. Gençler Birliği ligin sessiz derinden iyi oynayan takımlarından i̇yi biri. İyi futbol oynayan. Kayseri Spor gibi. Sivas Spor gibi hakeza. Eskişehir Spor gibi. Galatasaray Gençler Birliği maçı da seyri hoş olan bir maç olacak bence. Bu maçı yine beraber seyrederiz. Seyrederiz. Güzel maç olacak. Peki sevgili Çekip, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zaman zaman inşallah burada yine birlikte olacağız. Evet sevgili Spor Yayın TV izleyicileri, programımız burada sona eriyor. Hepinize mutlu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.